Bir Dünya Masal programına hepiniz hoş geldiniz. Biz İzim'le beraber size çok güzel bir hikaye seçtik. Ama önce İzim'i biraz tanıyalım. Acaba İzim en çok ne yapmaktan hoşlanır ve bize hangi hikayeyi getirmiş? Merhaba İzim. Ben kedi ve köpeği seviyorum. Kedi ve köpeği seviyorsun. Ne yapıyorsun onlara? Yemek yediriyorum. Yemek? Başka? Başka bir şey yaptırmıyorum. Ha, sadece yemek mi? Evet. Yani onları okşamıyor musun? Okuyorum. Peki ne yapıyorsun? Mesela bir kedi yanındayken... Ben kedi olayım mı? Tamam. Bir kedi yanındayken ne oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Aa, boşuna mı geldim? Peki... Köpeklerle ne yapıyorsun? Seviyorum onları. Onları da seviyorsun. Tamam. Bize hangi hikayeyi getirdin? Dondurmacı. Dondurmacı. Hikayemizin adı... Dondurmanın gizli tarifi. Sen bu tarifi biliyor musun? O da ne? Elindeki ne? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Aa, tamam. Bir dondurma gördüğümü sandım ama herhalde gördüğüm dondurma buydu. Yanlışlıkla oldu. Karıştırdım galiba. Peki. Sen dondurmanın gizli tarifini biliyor musun? Evet. Biliyor musun? Duyamıyorum. Çilek, süt ve bilmiyorum başka. Bakalım o zaman öğrenelim. Ada koca bir yazı geçirmek için dedesinin yanına gitmişti. Uzun günler ve sıcak hava oyun oynamak için şahaneydi. Aa, ay, o ne? Hiçbir şey. Aa, ben yine bir dondurma gördüğümü sandım ama sanırım hikayeden dolayı gözüme dondurma geliyor. Dondurma var mı orada? Gözümü kapatayım bak. Onlar baksın o zaman gözümü kapattığımda dondurma var mı orada? Hayır. Yok mu? Bakayım. Ben dondurma var sanıyorum. Bir daha kapatayım. Dondurma var mı orada? Hayır. Bakayım. Ay. Canım dondurma çektik. Ha! Varmış. Biliyordum. Ben de sandım ki canım dondurma çekti. O yüzden böyle oluyor. Bu nereden çıktı? Bu babaannem yapmıştı. Babaannen yaptı. Bu bir... Limonlu dondurma mı yoksa kavunlu mu? Limonlu. Limonlu dondurma. Bayılırım. Nereye koyayım bunu? Bilmem. Böyle dursa olur mu? Dondurma. Şöyle. Olur. Oldu mu? Çak o zaman. Peki. Ada koca bir yazı getirmek için dedesinin yanına gitmiş. Adanın elinde ne var? Kuş. Ben kuşlara bayılırım. Benim bir kuşum var onu biliyor musun? Biliyorum. Onu daha önce gördün mü? Benim kuşumu sizler de biliyorsunuz. Adı Frida. Çok tatlı bir kuştur. Sanırım Ada da kuşları çok seviyor. Bisiklete binecek, seksek oynayacak bir arkadaşın yoksa hayal gücü sıkıntıya en güzel çareydi diye düşünmüş Ada. Aa, ne güzel hayaller kuruyor. Bulutları nelere benzetmiş? Balinaya ve bilmiyorum. Balinaya ve gergedana. Bulut benzetme oyununu ben de çok seviyorum ve genellikle baktığım zaman yukarıda bazen şey görüyorum. Sallanan at. Sen daha önce bulutları benzettin mi başka şeylere? Ben sadece tospik. Tospik mi? Evet. Tospik mi? Tospik nedir? Niloya'daki. Niloya'da bir tospik var sanırım ama ben Niloya'daki tospiğin ne olduğunu bilmiyorum. Ben de. Hı hı. Üstelik geceleri kedisi Lokum ile beraber uyumayı, onun uyurken mırıldamasını da çok özlüyormuş. Aslında dedesi de uyurken hor hor horlardı. Hatta bahçedeki bütün kediler bu gürültüden korkardı. Aa, öyle mi? Tamam, sen bahçedeki kedi ol, ben de horlayan dede. Bakalım nasıl korkacaksın, tamam mı? Duyamıyorum.
Tamam. Peki. Uyuyayım mı? Tamam. Ay, ay. Hadi şimdi oyun. Korktun mu? Aa, korkutamamışım. Olmadı. Sayfayı mı çeviriyoruz? Çevir bakalım sayfayı. Aa, bir sabah dedesi adayı işe götürmeye karar verdi. Dedesinin bir... Nesi var? Dondurma arabası. Dondurma arabası var. Ve bütün çocuklar büyüdüklerinde orada çalışmak isterlerdi. Kahvaltı ettikten sonra atladılar bisikletlerine ve dükkana doğru yola çıktılar. Güzel mi sence onun dondurmaları? Çok mu güzeldir? Bakalım neli dondurması varmış dedenin. Al bakalım. Sana bir top. Hoş geldin dondurması. Dedi dedesi. Adanın karnı pek toktu ama dondurmaya hayır diyecek hali de yoktu. Bütün kış yaz gelince yiyeceği dondurmaların hayalini kurmuştu. Neyli dondurma yiyor? Çilek. Sen en çok hangi dondurmayı seversin? Güllü. Çilek? Sadece çilek mi? Güllü. Güllü. Aa, bu benim en sevdiğim dondurmalardan biri. Ama ben şeyi seviyorum. Güllü, kavunlu, çikolatalı ve sütlü. Ben de. Sen de mi bunları seviyorsun? Evet ama çikolatayı sevmiyorum. Çikolatalıyı sevmiyorsun. Peki o zaman bunu... Ay canım çekti. Buradan çıkınca kavunlu dondurma yiyelim mi? Bence de olur. Ben güllü istiyorum. Tamam ben de hem güllü hem kavunlu istiyorum. İkimize de yetecek kadar güllü dondurma vardır değil mi? Evet. Ada külahı sıkı sıkı tutup dondurmasını yemeye başladı. Her lokmada hem serinliyor hem de kendini daha iyi hissediyordu. Bu hissi çok iyi tanıyordu. Bu his hangi his? Dondurma yerken ne oluruz? Bilmiyorum. Mutlu olmaz mıyız? Mutlu oluruz. Peki neşeli? Evet. Peki üzgün? Dondurma herkesi mutlu eder. Adayı hemen bir merak sardı. Dede, dondurma yediğimizde neden mutlu oluruz? Sen bunun cevabını biliyor musun? Evet, çünkü dondurmayı çok seviyoruz. Bunu ancak dondurma yaparak öğrenebilirsin demiş dedesi. Dondurmanın içine ne koyuyoruz bize yüksek sesle söyler misin? Çilek, süt ve limon. Bunlar da varmış, bunlar ve ne? Ve çikolata. Çikolata, şeker. Bunlar ne? Limon. Aa. Ada malzemeleri ve koca dondurma makinesini inceledi. Bu lezzet. Bu kadar malzemeyle oluyor mu? Bu malzemeler çok az. Başka şeyler de olması gerekmez mi? Ne gerekir? Bilmiyorum. Bilmiyor mu? Ben de bilemiyorum. Güllü. Gül lazımmış. Aa. Güllü dondurma olmadığı için mi olmadı? Bakalım. Çevir bakalım sayfayı. Belki çevirince görürsün. Ben şimdi görmeyeyim. Ne gerekiyormuş? Süt. Süt mü? Şimdi sırada sade dondurma varmış. Sütten mi yapılıyor bu dondurma? E bunlar ne yapıyor? Yüzüyor kedi. Kediler sütün içinde mi yüzüyor? Hayır ama sütün... Bil bakalım deden hangi dondurmayı seviyormuş? Hangisini seviyor? Sarı. Sarı olan limonlu dondurma. Dedesi nasıl seviyordu o ekşi tadı hiç anlamazdı. Belki büyüdüğümde ben de limonlu severim diye düşündü ada. Ne de olsa sarı en sevdiği renkmiş. Senin en sevdiğin renk ne? Pembe ve kırmızı. Benimki de turkuaz ve mor. Tıpkı saçım gibi. Saçın ne renk? Mavi. Mavi, turkuaz rengi.
Çevir bakalım sayfayı. Ada ve dedesi teker teker yaptıkları dondurmaların tadına baktı. Önce limonlu, sonra çilekli, sütlü, fıstıklı ve en sonunda çikolatalı dondurma yediler. Onların yerinde olmayı çok isterdim. Ne kadar büyük bir dondurma. Onlarla beraber başka kim yiyor? Köpek. Köpek. Köpekler de dondurmaya bayılır. Ama şekersiz olanları yemeliler sanırım. Yoksa zararlı olabilir. Hepsi de birbirinden lezzetli ve nefisti. O gün yazın en uzun ve en mutlu günüydü. Peki sen en çok hangi dondurmayı seviyorsun? Bize mi sordu? Gülü ve ben gülü ve çilekli. Gülü ve çilekli. Ben de kendiminkileri söylemiştim zaten ama bir daha söyleyebilirim. Belki biri bana dondurma alıp getirir. Hey, duyuyor musunuz? Dondurma alıp getirebilirsiniz. Ben güllüyü seviyorum, kavunluyu seviyorum, çikolatalıyı ve sütlüyü. Çok seviyorum. Hikayemizin de sonuna geldik. Bazen mutsuz olabiliriz. Üzgün de olabiliriz. Hatta kendimizi yalnız da hissedebiliriz, değil mi? Ama üzülmek yerine bizi mutlu edecek şeyleri düşünmeliyiz ve onları yapmalıyız. Mesela ne gibi? Dondurma. Dondurma gibi. Dondurma herkesi her zaman mutlu eder. Tıpkı bizi yaptığı gibi. Hoşça kal diyelim mi? Hoşça kal. Hoşça kalın.